Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üretim sektörü ve yanımda Ecem var. Ecem hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Yiğit. Ecem nasılsın? İyiyim, güzel. Biraz sıcak ama o kadar. Evet, bu sıcaklar gerçekten hepimizi bitirdi neredeyse evet. Diyebiliriz. Peki o zaman kendini izleyicilerimize yeniden tanıtarak başlar mısın? Bu seninle aslında çektiğimiz üçüncü bölüm oluyor. Evet. O yüzden yeniden tanıtmanı istiyorum. İsmim Ecem Nerli. Diye yazılım bünyesinde ERP proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Birçok konularda yetkinliğimiz var ama üretim ana yetkin olduğum konulardan diyebiliriz. Tamamdır. Bugün üretimi konuşuyor olacağız. İstersen o genel sorumuzla başlayalım. Tabii. Yani bize üretim sektörünü biraz anlatıp faaliyet alanlarını detaylandırabilir misin? Tabii şöyle, aslında o zaman burada bir üretimin genel bir tanımını yapsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü üretim bir kaynağın hani belirli bir proseslerden veya işlemlerden geçirilerek bir mal veya hizmete dönüştürülmesi ve bu dönüştürülen süreçte diyebiliriz. Bunun bir de üretimin işletme tarafından tanımı var. Burada da girdilerin çıktıya dönüştürülmesi olarak tabir ediyoruz. Yani bu şekilde işletme tarafından tanımlayabiliyoruz. Şimdi bu tanım çerçevesinde de ilerlersek eğer aslında hani üretimin alt kolları vesaire gibi şeylerden ziyade üretimin faaliyet alanları ve bu faaliyet alanlarına bağlı da sektörler var desek daha doğru bir tanım olabilir. Ve bu faaliyet alanlarını genelde biz üç ana grup altında toparlıyoruz. Nedir bunlar? Sanayi, tarım ve hayvancılık. Şimdi sanayi üretimin en önemli hani faaliyet alanlarından biri. Aynı zamanda ekonominin de en önemli faaliyet alanlarından biri. Sanayiyi açmak gerekirse burada da gene bir malın makine veya benzeri araçlarla niteliğinin veya işte şeklinin, biçiminin değiştirilerek dönüştürülmesi işlemi diyebiliriz. Ve bunun hani sürekli olarak yapılması işlemi diyebiliriz. Ve burada sanayi tarafına baktığımız zaman birçok sektörü kapsıyor. Nedir bu? Makina, beyaz eşya, madencilik, hatta gıda bile aslında sanayi sektörüne yani sanayi faaliyet alanına giriyor diyebiliriz. Bir diğer faaliyet alanımız ise tarım. Tarım da nedir? Aslında yararlı ve elzem ürünlerin, hani işte burada bitkilerin toprak bağlantılı olarak üretilmesi diyebiliriz. Tarımın içerisine ne giriyor? Çiftçilik giriyor. Bunun dışında işte bal da hani girebiliyor. Sebzeyle ilgili olan şey seracılık vesaire gibi şeylerde, sektörlerde bu faaliyet alanın içerisine girebiliyor. Ve son olarak da tarımdan sonra gelen hayvancılık var. Hayvancılığı değerlendirecek olursak, hani genel bir tanıma oturacak olursak ise hayvancılıkta hayvanla ilgili yapılan tüm işlemlerin üretime yansıması olarak değerlendirebiliriz. Burada gene sektörlerini inceleyecek olursak arıcılık, balıkçılık, işte bu balık çiftlikleri vesaireler. Bunlar da aslında bunun sektörleri diyebiliriz. Hani total olarak üretimin tanımı faaliyet alanları ve faaliyet alanlarına bağlı bu şekilde sektörler vardır. Peki tüm bu anlattığın üretim sektörünün faaliyet alanlarını göz önünde bulundurursak ERP alanındaki ihtiyaçları neler oluyor? Şöyle, en başta üretim hani ile ilgili bir tanım yapmıştık. İşletme açısından üretim girdilerin çıktıya dönüşmesidir demiştik. Bu tanımdan yola çıkarsak ihtiyaçları daha rahat belirleyebiliriz. Nedir bu girdiler? Öncelikle bunu belirlememiz lazım. Bu girdiler stoklardır ve bu girdilerin yönetilmesidir önemli olan. O yüzden burada ERP alanında birçok ihtiyaç duyuyor girdilerin yönetilmesi için. Bunların maliyetlendirilmesi, stok depo envanterlerinin yapılması, işte süreçlerinin hesaplanması, operasyonel olarak işte depodan depoya bir sevk yapılacaksa bunların yapılması ERP alanında bir ihtiyaç doğuruyor üretim yapan işletmeler için. Sonrasında üretim aslında genel olarak baktığımızda bir süreç yönetimi ve bu sürecin yönetilmesi en önemli şeylerden biri ve bir planlama aslında. Gene burada işletmelerin ERP alanında bu süreci doğru yönetebilmesi ve bu süreci doğru yönetilmesi sonucunda da daha fazla verimlilik alması da ERP alanında aslında en önemli ihtiyaçlardan biri. Girdi tarafları bu şekilde ilerlerken bir de bu işin çıktı tarafı var. Çıktı tarafına değinecek olursak buradaki ihtiyaçlar arasında sevk yönetimi, işte siparişe bağlı üretim yapılması, çıktıların rafa ömrünün belirlenmesi, çıktıların maliyetinin doğru bir şekilde yapılması, sonrasında işte belli prosesler varsa kalite kontrol vesaire gibi o proseslerden geçirilmesi, hatta servis hizmet yönetimi gibi geri takipleri varsa bunların yapılması gibi birçok yönetim hani yönetim süreci var çıktı tarafına bakacak olursak. ERP alanında da ihtiyacı tüm bu sürecin doğru olarak yönetilmesi. Gene hani bir diğer açıdan bakarsak aslında işletmenin kendi işleyiş açısını bir oturtması gerekiyor, bilmesi, bunu tanımlayabilmesi gerekiyor ve bunu tanımladıktan sonra da hani ihtiyaçları beliriyor zaten, ERP alanındaki ihtiyaçları beliriyor ve değişkenlik de gösterebiliyor diyebiliriz aslında. Peki tüm bu bahsettiğin ihtiyaçları göz önünde bulundurursak genel olarak hani Türkiye'deki ERP yazılımları hangi çözümleri sunuyor?
bu ihtiyaçları karşılayabilecek çözümleri sunuyor mu ya da? Tabii aslında burada yani çok fazla çözüm sunuyor. Bu çözümleri genel bir çerçeve altında toplamak gerekirse stok depo envanter yönetimi çözümü sunar ERP yazılımları genelde hani bakarsak. Sonrasında reçeteler, reçete tanımları, reçetelerin yönetilmesi, işte istasyon, operasyon, rota gibi tanımlar yaparak bunların koordinasyonlu bir şekilde birbiriyle bağlantılı, irintili bir şekilde ilerlemesiyle ilgili çözümler sunar. Sonrasında üretim emri, iş emri gibi farklı çözümler sunar. Bunların yönetilmesiyle ilgili çözümler sunar. Sonrasında baktığınızda ürünlerin üretildikten sonraki işte eğer seri lotlu yani izlenebilir ürün diyoruz biz bunlara. Eğer izlenebilir bir ürün ise seri lotlu takibi gibi bunlarla da ilgili çözümler sunar. Bunların raporlarının alınabilmesiyle ilgili çözümler sunar. Gün sonuna geldiğinizde genel olarak üretimin raporunun alınabilmesi gibi çözümler sunar. Sonrasında malzeme planlama dediğimiz konuda yani MRP konusunda ERP olarak çözümler sunar. Hani Türkiye'de üretim açısından baktığımızda bununla ilgili bu şekilde hani birden fazla çözüm var. Ama dediğim gibi hani genel bir yapıda topladık biz bu çözümleri. Hani proje kapsamında veya işte işletme özeline baktığımızda bu çözümler çoğalabilir, arttırılabilir, çeşitlendirilebilir. Bunu aslında zaten genel anlamda sordum. Evet. Birazdan zaten bunun diğer tarafında konuşuyor olacağız ama önce şunu sormak istiyorum. Üretim yapan işletmeler bu bahsettiğim bütün çözümleri ve çok sayıdaki ERP yazılımlarına da hani göz önünde bulundurursak ERP programı seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? ERP seçimi yaparken aslında işletmeler öncelikli olarak kendi kurumsal yapısını, hedeflerini ve operasyonlarını göz önüne alarak doğru bir seçim yapması gerekmekte ve öncelikle bu hani kurumsal yapıyı, hedeflerini, operasyonların yapısını doğru belirlemek durumunda. Bunu doğru belirledikten sonra zaten tüm süreç aslında daha rahat işliyor. En önemli başta hani dikkat edilmesi gereken şey bu. Bunu belirledikten sonra nelere dikkat etmeliler? Bir kere öncelikle esnek bir yapıda ERP programı olmalı ERP programı seçerken. Çünkü çağın gerekliliği var. Artık çağ biliyorsunuz teknoloji sürekli ilerleyen bir şey ve bu ilerleme karşısında seçmiş oldukları ERP programının geride kalmaması ve buna ayak uydurması gerekiyor. Sonrasında ortak bir çözüm kütüphanesine sahip ERP programı seçmeleri gerekir. Neden ortak çözüm kütüphanesinin üstünde duruyoruz? Çünkü biliyorsunuz üretim başlı başına sadece bir malın hani başka bir şeye dönüşmesi değil. Bunun aynı zamanda işte mal alım sürecinden hani girdi tarafından çıktı tarafına kadar farklı işlemlerden geçiyor. Sipariş yönetimi vesaire gibi işlemleri var. Bu yüzden ortak çözüm kütüphanesine sahip olmalı ki tüm verileri bir yerde toplanabilmeli. Hani gerekirse siparişi, gerekirse işte sevki, gerekirse depocusu gibi birçok hani burada kullanım alanı açılmalı. O yüzden ortak çözüm kütüphanesi de seçmeleri gereken önemli hani bir husus diyebiliriz, dikkat etmeleri gereken. Bunun dışında kullanıcı dostu bir arayüze de sahip olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hani bir üretim işletmesine bakacak olursak mavi yakadan beyaz yakaya kadar hani birçok farklı çalışan var ve bunların hani ayrı ayrı kullanım amaçları var. Bu yüzden hem mavi yakanın hem de beyaz yakanın kullanabileceği bir kullanıcı dostu arayüze sahip program olması lazım. Buna dikkat etmeleri lazım. Üretimle ilgili başta hani tanımlar yaparken vesaireler soruları cevaplarken bir süreç demiştik, planlama demiştik. Bu yüzden aslında üretim sadece kurulduğu an biten bir şey değil. Bizler de projeler yaparken çünkü belli terminler veriyoruz. Hani bu projenin işte tam olarak oturması veya hayata geçmesiyle alakalı. Bu yüzden ilgili ERP'yi aldıklarında satış sonrası desteğe de çok önem vermeleri gerekiyor. Bunu araştırmaları gerekiyor. Hani genel olarak aslında ERP seçerken dikkat etmesi gereken konular bunlar. Bunun dışında ama hani en başta dediğim şey işletmenin kendi ihtiyaçlarını çok doğru belirleyebilmesi lazım. Yani ERP seçerken ben neyi görmek istiyorum? Çünkü bizler hani demo yaparken veya projeyle ilgilenirken de hep bunu söyleriz. Tam olarak hangi veriyi görmek istiyorsunuz? Hangi veriyi almak istiyorsunuz? Amacımız ne? Çünkü rekabetçi bir piyasadayız. Bu yüzden işletmeyi doğru tanımını yapıp, işte sektörün doğru tanımını yapıp, hani işletmenin hedeflerine ve operasyonlarına uygun bir ERP seçmeleri gerekiyor diyebiliriz. Yani bu şekilde toparlayabiliriz aslında. Şimdi madem bugün üretim konuşuyoruz, üretim metotlarından bahsetmezsek olmaz yani. Sen daha iyi biliyorsun. Evet. Biraz üretim metotlarını konuşalım isterim. Tabii. Yani aslında bunu ben üretim metodu olarak değerlendirmek istemiyorum. Yani şu şekilde şimdi üretim sistemleri vardır diyebiliriz aslında. Üretimin bir sistemi vardır ve üretim sisteminin de yegane bir amacı vardır. En uygun kaynağı
en verimli şekilde kullanılarak en kaliteli ürünü ortaya çıkartmak. Yani bu sistemin amacı aslında biraz da bu. Tabii bunun içerisinde maliyet vesaire diğer faktörler geliyor. Şimdi hal böyle olunca farklı üretim hani çeşitleri vardır diyebiliriz aslında burada. İşte ne gibi üretim çeşitleri vardır? Seri üretim vardır, parçalı üretim vardır, işte takipli ürün, hani izlenebilir ürün dediğimiz bunun üretimi vardır. Proje tipi üretim vardır. Bu şekilde gruplandırabiliriz. Aslında tüm bunlar DRP seçerken dikkat edilmesi gereken konular. Tabii tabii. Hani en başta dedik evet. Ya işletmenin yapısını iyi bilmesi lazım. Evet. Operasyonel süreçlerini, hedeflerini. Zaten o yüzden bunları konuşuyoruz biraz. Üretim evet. Yapan firmaların bu konuyu daha hakim olduğunu bilerek bunları konuşuyoruz. Kesinlikle yani. Bunlar aslında çok önemli şeyler. Hani yine bu üretim sistemi tarafına hani dönecek olursak da ne demiştik işte hani başka farklı üretim çeşitlerinden bahsetmiştik. Bunları tanımlamak da çok önemli. Doğru tanımını bilmek de çok önemli. Mesela ne dedik? Seri üretim dedik. Seri üretim dediğimizde ne oluyor bu? Aslında hani sürümden hani kazandığımız üretimler deriz ya işte sürümden gidiyor vesaire. Mesela o bir seri üretime giriyor. Yani bir ürünü alıyorsunuz bir anda fazlaca bir makineden, bir raydan veya sistemden geçirerek üretiyorsunuz. Onun dışında parçalı üretim dedik. Parçalı üretim nedir? Bu üretim sistemi nedir? Bazı üretimler hani sürümden kazanamazsınız çünkü üretim süreleri çok uzundur. İşte bir makine üretiyorsunuz örneğin. Makinenin sadece motorunu üretmeniz 3 gündür. Hı hı. Ve doğal olarak önce bir motoru üretirsiniz. Sonrasında işte gövdesini üretirsiniz. O şekilde gider. Veyahut ne olabilir? Siz 100 birimlik bir üretim vermişsinizdir. Ama o gün içerisinde o 100 birimin 50 birimi üretilmiştir. Sonrasında işte bir 20 birimi daha, sonrasında bir 30 birimi daha olabilir. Burada da parçalı hani üretim dediğimiz sistem, hani o metot devreye giriyor. Sonrasında proje tipi. Proje tipi de çok önemli çünkü bazı üretimler projeye bağlanabiliyor. Neden projeye bağlanıyor? Çünkü belli bir projeye bağlanıyor ki o projenin sadece üretim değil, hani diğer masraf kremlerini vesairelerini de görmek, üretimin de hani o masraflarını buna dahil etmek ve total olarak ortaya bir şey çıkartmak. O projenin işte karı, zararı, hedefleri vesaire gibisinden. Bu yüzden proje tipi üretimde var. Bunun dışında izlenebilirlik demiştik. Hani izlenebilirlik ürünlerin üretimi. Bu da çok önemli. Çünkü özellikle gıda sektörüne baktığımızda ileri geri izlenebilirlik durumları var. Bu da aslında hani seri lotlu üretim dediğimiz şey. Bu da bir üretim hani çeşidi diyebiliriz. Ve en son olarak da bu karma dediğimiz, koli hani dediğimiz çeşit var. Bu da aslında karma koli bu Ramazanlarda vesairelerde olur ya işte bir kolinin içerisine hani paketlerle evet, doldurulur işte aynen gıda ürünleri vesaireler. Karma hani dediğimiz üretimde veya koli dediğimiz karma koli üretim dediğimizde aslında bu üretimi kapsıyor. Ve bu, tüm bu hani sistemin içerisinde o karlılığı en üst düzeye çıkartacak amacı hedeflediği için bunlar da önemli üretim çeşitleri diyebiliriz aslında. Yani üretim metotları diyebiliriz. Ve bunların hepsi aslında DIA'da bir şekilde yönetilebiliyor. Tabii yani bu anlattığım tüm metotlar evet. DIA'da yönetimi var. Şuraya bağlayacağım, şunu soracağım. Bir de bu işin planlama tarafı var üretim hı hı. sektöründe. Evet. Planlama süreci nasıl ilerliyor? DIA'da takibi nasıl yapılıyor? Hı hı. Biraz da oradan bahsedelim. Planlama bence üretimin kalbi. Yani üretimin en önemli olan şeyi, aşaması planlama ve bu planlama sürecinin yönetimi. Burada nasıl yapıyorlar peki? Ve DIA burada hani genel olarak ne yapıyordan bahsetmek istersek, planlama aşamasında ne yapıyordan bahsetmek istersek, öncelikle bir talep yönetimi devreye giriyor. Talep yönetimi nedir? Elimizdeki mevcut kaynakların ihtiyaçlarını belirlemek, yani aslında elimizdeki mevcut kaynakların ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılayamadığını belirlemek ve burada ne oluyor? Bir MRP yapısı çalıştırıyoruz aslında. MRP yapısı dediğimiz şey de elimizdeki kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilmektir. Burada DIA olarak üretim planlama ekranımız var. Üretim planlama ekranımız sayesinde bu planlama, hani talep planlamayı, planlama sürecini rahatlıkla yönetebiliyoruz. Bir MRP çalıştırıyoruz ve elimizdeki mevcut kaynakların ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılayacağını ve bu ihtiyaçların en kısa sürede en verimli bir halde nasıl karşılanacağını belirliyoruz. Ve burada DIA olarak bu şekilde bir çözüm sunabiliyoruz. Sonrasında bu işin üretim tarafına geçmiş olduğumuzda ise yine aynı üretim planlama ekranımızda mamul ve yarı mamullerin ihtiyaçlarını planlayabiliyoruz. Ve kırılımlı yani alt reçeteli bir ürün ise eğer bu kırılımları tetikleme dediğimiz yöntemle tetikliyoruz ve onlardan ne kadar ihtiyacımız var, yani yarı mamul, alt reçete ihtiyacımız nedir, bunları öğrenebiliyoruz üretim planlama ekranında. Ve günün sonuna geldiğimizde işin sevkiyat kısmı var gene planlamada, çünkü yaralı planlama dediğimiz gibi hani
hemen bitmiyor sadece talep talebi planlamakla vesaireyi planlamakla. Sevkiyat tarafımız var. Aslında sevkiyat tarafından önce bir de makinalarımız var. Makinaların çünkü hani doluluğunu vesairesi de bu da planlamanın içerisine evet. giriyor. Burada da diye olarak üretim doluluk ekranımız var. Üretim doluluk ekranından makinalarımızın doluluğu, o gün işte hangi makinede ne işimiz var vesaire gibi verileri rahatlıkla alabiliyoruz ve bunları tek bir ekran üzerinden görebiliyoruz. Gene makinalarla ilgili herhangi bir arıza varsa bunların da yönetimini, planlamasını yapabilmekteyiz diye de. Günün sonunda üretim bittiğinde hani az önce de dediğim gibi planlama tek bir seferde artık hani üretim bitince bitmiyor. Bir de sevkiyat tarafı var gene planlamada. Diye olarak gene siparişe bağlı bir üretim yapabildiğimiz için bunun takibini de çok rahat yapabilmekteyiz. Çünkü zaten ben her şeyi siparişe bağlı yürüttüm. Gene üretim planlamada da siparişe bağlı mamül ve yarı mamül üretimi verdim. Sevkiyatında bu yüzden çok rahatlıkla DIA'da yapabilmekteyiz. Gene planlama hani aslında burada da bence bitmiyor. Çünkü maliyet de aslında bu planlamanın içerisinde diyebiliriz. Ve günün sonuna geldiğimizde artık tüm yapmış olduğumuz bu işlemlerin maliyetlendirilmesi vesairesi. Eğer takipli veya işte raf ömrü olan bir ürün varsa bunların belirlenmesi adına da hani DIA olarak aslında çözüm sunuyoruz diyebilirim. Peki az önce Türkiye'deki yani ERP yazılımlarının üretim sektörüne sunduğu çözümleri zaten hı hı. konuştuk. Evet. Bu sefer şeyi soracağım zaten orada da söylemiştim hı hı. DIA tarafını konuşacağız diye. DIA neler sunuyor üretim sektörüne? DIA aslında bu genişçe anlatmak isterim bu konuyu. Çünkü gerçekten DIA'nın cloud yapıda olması... Yani bulut sisteminde olması ve çalışırken hani ortak bir çözüm kütüphanesine sahip olması çok fazla özellik sunuyor. Ve bunu aslında bir süreç gibi anlatmak isterim. Hani az önceki planlamaya da değinerek anlatmak isterim. Genel olarak bir kere DIA'nın en önemli hani özelliklerinden biri bu üretim alanında sağladı. Ortak çözüm kütüphanesi. Neden ortak çözüm kütüphanesi? Çünkü tüm veriler bir alanda, tüm veriler bir yerde ve bu sayede de herkesin ulaşımı rahat oluyor. Ve bu yüzden de örneğin işte ben satışçıysam eğer bir ürünün siparişini aldım. Stok üzerinden gidiyorum. Bir ürünün siparişini aldım. O stoğun siparişini aldım. Satışçı o siparişi giriyor. Stoğun açıp siparişi giriyor. Sonra ben gidiyorum o sipariş üzerinden bu işin üretimini veriyorum. Ne oluyor? Üretimi siparişe bağlı bir üretim yapıyorum. Sonra bu üretimi yaptıktan sonra gene aynı stok üzerinden, gene aynı yapıdan ilerliyorum. Yani satışın başlattığı işi devam ettiriyorum. Bunun üretimini yapıyorum. Bunun üretimini yaptıktan sonra da ne oluyor? Gene aynı o üretimin üzerinden sevkiyatını yapıyorum. Ortak çözüm kütüphanesi dediğimiz şey bu. Sonra evet. ne yapıyorum? Bunun maliyetini çıkarıyorum. O yüzden ortak çözüm kütüphanesi burada DIA'nın bence en güzel özelliklerinden biri. Genel olarak üretim aşamasında değinmek istersek, az önce de bahsettiğim gibi talep yönetimi, stokların yönetimi, stok depo envanteri. Biraz daha açarsak DIA bazında bunu. Stokların içerisinde belli bir termin tarihi, raf ömrü vesaire gibi şeyler verebiliyoruz. Maliyet tarafında stoklarımıza bakacak olursak stoklarımızda işte Eldo, FIFO, LIFO gibi hani hangi fiyattan üretime gireceğini belirleyebiliyoruz. Bu da çok önemli. DIA tarafında bunları yapabiliyoruz. Farklı farklı giriş hani fiyat seçeneklerimiz var. Bunları kullanabiliyoruz veya sabit bir fiyatla belirleyebiliyoruz. Bunun dışında eğer ithal bir ürün ise hani yerli bir ürün değilse ithal bir ürünse dış ticaret modülü sayesinde bunu maliyetlendirebiliyoruz işte hani ekstra mali şeyler varsa eğer bunu maliyete yedirebiliyoruz ve yedirdiğimiz maliyetle üretimi alabiliyoruz. Burada da çok önemli. Sonrasında üretim planlama tarafına gelecek olursak siparişten başlıyor dedik. Satış tarafı siparişi aldı ve ben o siparişe bağlı üretim planlama yapabiliyorum. Yani benim elimde mamül ve yarı mamül olarak ne kadar ürünüm var, ne kadar siparişim var, üretimde hani henüz çıkmamış ama üretilecek olan ne kadar ürünüm var, bunun planlamasını üretim planlama ekranı sayesinde yapabiliyorum. Ve bu sayede de süreci çok daha profesyonel ve tüm birimlerde koordineli bir şekilde ilerletebiliyorum ve bu özellik sayesinde bana aslında hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de operasyonel olarak yani bir tasarruf sağlıyor. Bunun dışında gene üretim planlama ekranından devam edecek olursak ham madde tarafı var. Artık sipariş aldım vesaireyi yaptım. Ham madde tarafında da elimde ne kadar ürün var? Elimdeki ürünler yeter mi? Bir emniyet stoğu belirledim mi? Emniyet stoğunu aşıyor muyum? Veya işte gelecek yolda ürünüm var mı? Eğer yolda ürünüm varsa bunlar ne zaman gelecek? İşte benim üretim tarihlerimle eşleşiyor mu vesaire gibi. Bu ham madde ihtiyaçlarımı da aynı üretim emri ekranında planlayabiliyorum ve buna göre de bir sipariş veya talep oluşturabiliyorum.
Bu da bence çok önemli özelliklerden biri. Gene planlamadan devam ediyoruz. Hani DIA'nın böyle geniş geniş, az önce de bahsetmiştim, üretim doluluk ekranı var. Şimdi üretim doluluk ekranını DIA'da biraz daha detaylı inceleyecek olursak eğer, makinalarım var. Tüm makinalarımı ben tek bir ekrandan görüyorum. Tüm makinalarımda hangi işler var? Bu işler ne zaman biter? Ne zaman planlanmış? İşte planlanan başlangıç bitiş tarihi ne? Bu planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri nereden geliyor? Gene DIA'nın içerisindeki işte operasyon, rota ve istasyon tanımlarından geliyor. Ve bunlar da gene ortak çözüm kütüphanesinden dolayı birbiriyle koordineli ilerliyor. Üretim, gene üretim doluluk ekranına dönüyorum ve dediğim gibi işte kaç tane makinem var benim işletmemde? Bu makinalarımda hangi işler var? Bu işler ne zaman bitecek? İşte doluluk oranı ne? Ben bir makineme 10 saat çalışma süresi vermişimdir ve o 10 saate göre eğer orada hani iş emri bazlı baktığımda 11 saatlik bir iş emri varsa uyarı versin isteyebilirim, durdurmak isteyebilirim, o makineye bir daha hiç iş almamak bile isteyebilirim. Bunların hepsi yine üretim dolulukla alakalı. Gene makine olarak bakacak olursak bu makinelerinde arızalar olabilir. Veyahut operatör tarafından da, operatör eksikliği de olabilir veya makine arızası da olabilir. Duruş kartı giriyoruz burada. Duruş kartı nasıl bir şey oluyor? Ben bir ürünü 5 saatte üretmeyi planlıyorum. Makinem bozuldu, elektrik gitti, başka bir şey oldu. 2 saat sürdü ve artık benim ürünü hani planlanan süren 5'ten 7'ye çıktı. Ve bu sayede duruş kartı giriyorum ve bu duruş kartı sayesinde de hani bunu takip edebiliyorum ve şeyi de takip edebiliyorum. Yani ben bunu 5 saatte planlamıştım, 7 saatte oldu. Peki neden 7 saatte oldu? Hani bu üretim doluluk sayesinde ve hani DIA'nın bu ortak çözüm kütüphanesine sahip olması yapısı sayesinde bunu da takip edebiliyorum. Ve hani bu işte 2 saatlik hani aksama neden oldu, hangi makinede, hangi operatörde, hangi saatte oldu gibi birçok veriyi takip edebiliyorum ve bunları tek bir yerde raporlayabiliyorum da, yani raporlama şeyinde yapabiliyorum. Bunun dışında artık üretim tarafına geldiğimizde üretirken DIA'nın kullanıcı dostu arayüzü olmasından bahsetmiştik aslında. Burası çok önemli. Üretim yaparken operatör olarak üretim yapabilirim. Yani operatör hareketiyle üretim yapabilirim. Nedir operatör hareketiyle üretim? Bunlar masa üstünden de yapabiliyorum, mobilden de yapabiliyorum. İşte operatörün sarfları veya direkt olarak mamül üretimini girmesi, parçalı olarak girebilir. İşte bugün 50 tane ürettim veya işte Ali 50 tane üretti, Mehmet 100 tane üretti gibi bunların takibinin yapılması, raporlanabilmesi de çok önemli. Ve hani Ali bu 50 taneyi hangi saat aralığında üretti? Mehmet 100 taneyi hangi saat aralığında üretti diye olarak bunun da takibini yapabiliyoruz. Hem takibini hem de raporlamasını yapabilmekteyiz. Mobil tarafı var ki bence en güçlü olunan taraflardan birisi. Çünkü biliyorsunuz şimdi endüstriyel olarak da ilerleyebiliriz ama mobilde telefonumuzla üretim yapabiliyoruz. Yani işte ben bir operatörün eline telefonu verdiğim zaman o operatör sahadayken ben 50 tane ürettim veya ben işte X ürününden, X ham maddesinden 100 tane sarf ettim diyebiliyor. Bu da bence çok güçlü yanlarından biri ve önemli özelliklerinden biri. Gene mobilden hani barkodla okutabiliyor. Yani ürünler barkodlu takip ediliyor olabilir. Ürünü bilmiyor da olabilir. Hani kapalı bir şeyin içerisinde de olabilir. Direkt olarak mobilden o barkod okutarak ben bunu sarf ettim diyebilir ki bence bu da çok güçlü özelliklerden birisi. Operatör tarafını bu şekilde değindik. Hani daha da aslında detaylanabilir de operatör tarafını bu şekilde değindikten sonra artık ürünü üretiyorsunuz. Ortaya bir ürün çıkıyor. Bu ürünün maliyetini buluyorsunuz. Bu ürünün maliyetini bulmak için şimdi işletmelerin bir ham madde maliyetleri var. Bunun dışında ekstra maliyetleri olabilir. DIA'da da maliyet yönetimi aslında biraz gelişmiş diyebiliriz. DIA'da aslında maliyet yönetimi gelişmiştir. Burada neler yapabiliyoruz? Ekstra maliyetler için bu ekstra maliyetleri bir şablon oluşturabiliyoruz ve bu şablon sayesinde de dağılımlarını yapabiliyoruz. Yani nasıl bir şeydir bu? Benim bir elektrik giderim var ama ben elektrik giderimin %100'ünün üretime verilmesini istemiyorum. Çünkü hani saha alanına baktığımda, makinalarıma baktığımda %80'i bunu harcıyor ama %20'si de idari birimler harcıyor diyebilirim. Ve DIA'da bu üretim yönetimi, üretimdeki o maliyetlendirmede de bu hani şablonu oluşturabilmekteyim. Bu giderin %80'ini üretime bölmekteyim. Hatta bu giderin %80'inin belli üretimlere bile bölebilirim veya makinalar için hani bir filtreleme verebilirim. Bu da çok önemli. Ön tahminleme dediğimiz olay var. Yani ben bir ürünü üreteceğim ama önden bir maliyetini görmek istiyorum.
işte sabit maliyetlerin varsa vesairem varsa bunları yapabiliyoruz. Yani nihayetinde bu aslında şeye denk geliyor. İşletmelerin direkt ve endirekt maliyetleri vardır. Bu hesaplamayı da DİA'da çok rahatlıkla yapabilmekteyiz ve bunu hani hem ön tahminleme olarak hem de üretimin sonunda görebilmekteyiz. Neyin nereden geldiğini de görebilmekteyiz. Tüm bunları yaptık, tamam, ürünümüzü ürettik, maliyetlendirdik, direkt endirekt maliyetleri koyduk DİA tarafında, çok güzel. Bunun bir de sevkiyat tarafına geliyoruz. Sevkiyat tarafı da çok önemli burada. Sevkiyat tarafında da siparişe bağlı belli bir terminim var mı? Bunu görüyorum. Sonrasında ilgili ürünüm eğer izlenebilir, hani seri lot takipli bir ürün ise bunun bir raf ömrü var mı? Bunu belirleyebiliyorum. Sonrasında işte seri lot takipli bir ürünü zaten direkt olarak hani üretebiliyorum. Üretimde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Veya işte bir depo transferi gerektirecek mi? Bir kalite kontrol süreci var mı bu ürünün? Yani aslında ben ürünümü üretip belli bir depoda tutuyor olabilirim ve o depoda kalite kontrolünü de yapıyor olabilirim. DİA'da gene tüm bunları yapabilmekteyiz. Yani bu konuda güzel bir çözüm sunmakta farklı farklı. Bunun dışında yani esnek bir çalışma yapısına sahip demiştik üretimde. SQL çalıştırmadan aslında herhangi bir alana veri ekleyebiliyoruz. Yani ya da bir alan ekleyebiliyoruz diyebiliriz ve bunu SQL çalıştırmadan yapıyor olmak bence çok önemli ve göze hani öne çıkan bir özellik diyebiliriz. Ne gibi bir şey? Yani siparişten koşul verdirebiliyoruz reçeteye. Mesela işte sipariş girerken dedim ki ben gömlek üreteceğim. Gömlek üretirken 3 tane düğme çeşidim var. Bir numaralı düğmeden üret. Bu siparişe bir alan açıyoruz. Diyoruz ki işte kare düğme. O üretirken direkt olarak kare düğmeyi sarf olarak alıyor ve bu şekilde üretebiliyoruz. Bu da bence çok önemli özelliklerden birisi. En nihayetinde artık hani tamam ürünümü her şeyini yaptım, ürettim, çıkarttım, sevk ettim. Bu işin bir de raporlama tarafı var. Yine DİA olarak bu alanda da hani birçok gelişmiş çözümler sunabilmekteyiz. Hem izlenebilir ürünlerin raporlamasını yapabilmekteyiz. Hem dönemsel olarak üretim raporlaması yapabilmekteyiz. Hem de üretimde ne kadar karımız, zararımız var bunları yapabilmekteyiz. Aynı zamanda açık kaynak çalıştığımızı belirttiğimiz için farklı dikey çözümler de sunabilmekteyiz DİA olarak. Çünkü operatör hareketlerinden bahsetmiştik mesela. Terazi entegrasyonumuz var ve bu terazi entegrasyonu sayesinde direkt hani operatör bir veri girmek zorunda değil. İşte Kantar veya Tartı her neyse artık işletmenin özelinde onun üzerine koyuyor ve direkt olarak oraya entegre ediyor miktarı. O şekilde yapılabiliyor. Sadece terazi entegrasyonu da değil, açık kaynak çalışmamızdan kaynaklı birçok farklı dikey çözümler de sunabiliyoruz. Yani aslında baktığımızda şu an bu anlattıklarım daha detaylandırılabilir şeyler, proje bazlı incelenebilir şeyler ama hani genel olarak bir yapıda topladığımızda DİA üretim alanında gerçekten bizlere uçtan uca bir çözüm sunuyor. Ek çözümler de sunabiliyor. Raporlama alanında da çözümler sunabiliyor ve proje bazlı, proje detayına indiğinizde de bu çözümleri çeşitlendirebiliyor diyebiliriz. Peki. Oh, güzel bir cevap oldu. Evet, beni de biraz yordu. Bu anlattığın tüm üretim aşamaları ve sunduğumuz çözümler ışığında DİA'yı kullanan örnek bir üyemiz var mı? Aslında böyle uçtan uca kullanan bir üyemiz var mı? Var. Hatta birden fazla üyemiz var ama mesela... Bize anlatabileceğin. Şimdi hani isim de veremiyoruz, o yüzden hani isim veremeyeceğim ama genel olarak sektöründen ve yapısından bahsedebilirim bu üyemizin. Bir makine üretimi yapan bir üyemiz var. Ne yapıyor bu üyemiz? Makine üretimi yapan üyemiz bu üretim planlamada bahsetmiştim. İşte kırılımlı, alt reçeteli ürünler onu yapıyor. Ve aynı zamanda işte üretim planlama ekranını falan hepsini aslında vakıf, hani aktif bir şekilde kullanıyor diyebilirim. Bu ne yapıyor? Öncelikli olarak ham maddelerin bir kısmı ithal, bir kısmı yerli. Dış ticaret modülünü de kullanıyor bu üyemiz. Ve işte ürünleri ithal ettiği zaman, ham maddelerini ithal ettiği zaman bunların maliyetlendirmesini yapıyor ve stoğunu atıyor. Sonrasında siparişe bağlı üretim olarak ilerliyor. Çünkü direkt olarak hani seri bir üretim yapmıyor. Sipariş geldikçe üretiyor. Çünkü makine olduğu için hani özellikle bir ürün. Ve aynı zamanda da seri takipli bir üretim yapıyor. Bir belli bir seri numarası veriyor. Çünkü sonrasında servis hizmet yönetimini de kendisi veriyor ve bunu da DİA'dan takip ediyor. Şu şekilde ilerliyor süreç. Ham maddesinin işte yaptığı, geldi, ithal etti. Dış ticaret modülü sayesinde maliyetlendirmesini aldı. Sonrasında işte siparişe bağlı üretimini verdi. Bu üretimle ilgili bir seri numarası belirledi.
Üretim aşamasına geldiğimizde ise ne yapıyor burada? Şu şekilde takip ediyor. Öncelikle bir motor üretiyor. İşte bu makinenin motorunu üretiyor. Sonra bu motoru ürettikten sonra bu bir reçete oluyor. Alt reçete dediğimiz olay. Bu motoru alıyor, gövde ile birleştiriyor. Bu da ayrı bir reçete oluyor. Sonrasında bu gövdeyi alıyor, böyle bir dış katmanı var onun. O dış katmanla ve tekerlekle birleştiriyor ve en nihai sonuçta ürünü çıkarıyor ortaya. Nihai ürünü çıkarıyor ortaya. Burada da üretim planlama ekranını kullanıyor. Ve o sayede böyle kırılımlı kırılımlı o işte hani motoru gövdeye, işte gövdeyi o plakaya, o plakayı tekerleklerle birleştir. Nihai ürüne reçete yapısı var. Bunun yönetimini yapıyor. Bunu yaparken de operatör hareketiyle ilerliyor. Burada aşağıda makinaları var, operatörler giriyor. Hatta bizim başka bir gıda üretimi yapan bir firmamız var. Mesela orada da şeyi çok güzel yapıyorlar. Mobil tarafı gene kullanıyorlar. Şu şekilde bir şey yapmışlar. Zeytin üretiyor hatta, o kadarını verebilirim. Endüstriyel makineler olur, hani bilirsin, dokunmatik. Bu her işte makinenin başına değil, endüstriyel dokunmatik bir makina şey koymuşlar. Ekran koymuşlar. İşte operatör gidiyor. İşte 100 kilo zeytini işte boyama işte şeyden mi çıkarttım, dinlendirmeden mi çıkarttım? Gidiyor hemen oraya dokunmatik ekrandan 100 kilo diyor, giriyor, çıkıyor falan. Mesela orası da öyle bir yapı kullanmıştı ve çok güzeldi. Hani güzel de işleyişi de güzel, takibi de güzel. Şimdi tekrar hani makine üreten iş sunucuya döndüğümüzde, hani işletmeye döndüğümüzde, kullanıcımıza döndüğümüzde orada işte dediğim gibi alt reçeteli ürünleri yapıyor. Operatör hareketiyle ilerliyorlar ama onlar istemci de, yani masaüstü dediğimiz şeyde kullanıyorlar. Tüm bunları yaptıktan sonra artık ürün ortaya çıkıyor. Üründe de bir seri numarası var. Bunları servis hizmet yönetiminde bu firmamız veriyor. Yani işte parça onarım, bakım veya işte hatalı bir ürün varsa geri dönecekse vesaire gibi, ve bunların da kullanım ömrü var. 2 yıl garanti süreleri var. Burada ne yapıyorlar diye de servis hizmet yönetim modülünü kullanıyorlar. Üretimden çıkan ürünü zaten direkt olarak bir stok, nihai ürün, seri numarası var. Eğer satıştan sonra geri dönüyorsa bir de şöyle bir özellik kullanıyorlar. Yani ürünü Ocak'ta ürettiler ama garanti kapsamı Ağustos'ta satıldığı için Ağustos'ta başlayacak. Bunu da otomatik olarak ya da parametre sayesinde ayarlayabiliyorlar. Sonrasında da işte eğer hani geri dönerse bir herhangi bir sıkıntı vesaire olursa geri izlenebilirlik sayesinde rapora bakıyorlar. İşte bu ürünü kim üretmiş, hangi tarihte üretmiş, hangi usta üretmiş, işte motorda bir sıkıntı varsa motoru hangi usta, hangi gün üretmiş gibi. Bunun takibini yapıyor bu işletmemiz. Ve gün sonunda geldiğimizde de işte ekstra maliyetleri vesaireleri var. Direkt, endirekt giderleri var. Bunların hepsinin yönetimini yapabiliyor. Raporlamasını yapabiliyor. Ve bu şekilde hani tüm süreçlerini aslında uçtan uca yönetiyor. Ve mesela bu kullanıcı bazında bakacak olursak, hani bu kullanıcımız aynı zamanda özel rapor da yazdırdı. Diğer içerisinde çünkü özel rapor da yazılabiliyor. Özel raporda dışında bir de BI rapor kısmı var. Hı hı. BI rapor kısmına neden isteniyor? BI hem, iş zekası. Evet, iş zekası. Yani diyadaki tüm verileri bir yerde görmek istiyor. Yani üretimim, işte üretimden bu kadar kar ettim, satıştan bu kadar kar ettim. Bunu tek bir ekran üzerinde bazı hani farklı trikler vererek takip etmek istiyor. O şekilde raporlamayı da kullanıyor ve gerçekten hani uçtan uca diyebiliriz bu kullanıcımız için. Bulut tarafından fayda sağlıyor mu diyelim? Tabii. Şöyle, zaten bulut tarafında biliyorsunuz hani ithal donanım vesaire, server gibi birçok hani maliyetleri indirgiyor. Bunun dışında bence bulutlu olması daha hızlı bir yönetim ve hani bence programın hızlı çalışmasını bile sağlıyor diyebiliriz. Gene bunun dışında biliyorsunuz yakın zamanda bir doğal afet yaşadık, hani server'a vesaireye bağlı olmadığımız için ve bizim kullanıcılarımızın birçoğu bu hani doğal afetten etkilenmeden çalışmalarına veya işlerine devam edebilecek olanlar kaldığı yerden devam edebildiler. Bu da çok önemli. Mesela o az önce anlattığım kullanıcımız bazında bakarsak, bu dış ticaret işlemlerini yapan kişi fabrikada çalışmıyor. Hatta fabrikanın bulunduğu ilde bile değil, farklı bir ilçede. Ama bence bu bulutun sayesinde dışarıdan işlerini yönetiyor. Mesela maliyetlendirme vesaire, o dış ticaret yönetimlerini ilgili kişi yapıyor. Ama fabrikada aynı hani ilde bile değil hani çalışan kişi. Ama bence bunu yapabilmesinin en büyük şeyi bulutlu olması. Peki. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediklerin var mı?
Yani aslında şöyle bir şey eklemek isterim. Üretim, hani burada hep ERP üzerinden baktık ama Atatürk'ün bir sözü vardır. Tarım milli ekonominin temelidir diye. Aslında orada tarımdan kastedilen üretimdir bence. Evet. Ve üretim hayatın her anlamında önemli. Hatta eskiden üretim dendiğinde akla tarım gelirmiş. Evet, günümüzde şu an ilk olarak belki tarım gelmiyor ama evet, eskiden. Sanayiye evrildik. Ama hani oradan yola çıkacak olursak aslında burada sadece ERP alanındaki ihtiyaçlar değil, üretmek, yani bir şeyleri üretiyor olmak, hayatın içerisinde var olabilmek çok önemli. ERP tarafına dönüş yaptığımız zaman şimdi bu kadar önemli bir konuda bizim hiçbir şeyden de bahsettik, hani az önce işte maliyetler vesaire, rekabetçi bir yapı var, rekabetçi bir piyasa var. Bu kadar önemli bir konuda rekabetçi piyasanın olduğu bir hani yerde, sektörde ERP'yi seçerken tüm her şeyi gözetmeniz gerekiyor. Yani hem ERP'nin maliyetini, hem ERP'nin size süreç olarak sağlayacağı faydaları, ihtiyaçları karşılıyor mu? Tabii karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Hepsine bakmak gerekiyor. Hı-hı. Ve bunların hepsinin de tek bir yerde toplanabilir olması da çok önemli. Bu kadar rekabetçi bir piyasada DIA gibi bir yazılım varken de ve bu kadar güçlü çözümler sunabilirken, bu güçlü çözümleri hem esnek yapıda hem de açık kaynakla cloud bir yapıda sunabiliyorken bence hani dikkat etmeleri gerekiyor. Bunu göz ardı etmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben İzleyen teşekkür herkese ederim. De çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ofiste Diyalog videomuzu kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.